Herkese merhabalar. Başlangıç seviyesi tavla dersleri bölümümüze hoş geldiniz. Bu bölümümüzde hiç tavla bilmeyenler için tavlanın genel kuralları, genel prensipleri ve tavlanın nasıl oynanacağıyla alakalı başlangıç bilgileri vereceğiz. Bu arada bütün konularımızı FM Gaming marka bu özel tavlamızda yapacağız. Bunun için FM Gaming'a teşekkür ediyoruz. Evet ilk konumuz tavla sahası. Tavla oyunu 24 haneden oluşan bir saha üzerinde oynanıyor. Bu gördüğünüz kısımların hepsine hane adı veriliyor ve sahanın tamamı 6 haneden oluşan 4 ana kısımdan meydana geliyor. Oyun iki rakibin de 15 adet açık ve koyu renklerdeki pullarıyla oynanıyor ve tabii ki iki zarla oynanıyor. Başlamadan önce yapılması gereken ilk şey oyunun yönünü belirlemek. Yani oyun iki yönde de oynanabiliyor. Birinci yön sizin buraya topladığınız ve rakibinizin bu tarafa topladığı yöndür. İkinci oyun yönü ise sizin pullarınızı buraya toplayıp rakibinizin pullarını da buraya topladığı yöndür. Genelde internette e, hep bu yön kullanıldığı için e, biz de bütün konularımızı bu yönde anlatmayı tercih ediyoruz. Bu yön üzerinden gidersek dizilişimiz şu şekilde. En sol hanemizde yani burası bizim 6 hanemiz. 5 adet pulumuz mevcut. Onun 2 hane gerisinde 3 adet pulumuz mevcut. Hemen karşı çaprazımızda ise 5 adet yine pulumuz mevcut. En uzak e, hanede 24 hanesinde de 2 adet pulumuz mevcut. Rakibimizin de aynen bizim pullarımızın karşısında aynı şekilde pulları dizili. Biz kırmızı rengiz. Rakibimiz ise beyaz renk. Biz en uç hanelerimizden pullarımızı alıp buraya getireceğiz. Rakip de buradan pullarını alıp burada toplayacak ve toplama oyununa geçecek. Oyun karşılıklı atılan birer tane zarla başlıyor. İlk önce her oyuncu birer zar atıyor. Biz 6 attık. Rakibimiz 4 attı ve oyuna biz başlıyoruz. Büyük atan taraf oyuna başlıyor. Tabii ki bu geleneksel tavla da böyle. Modern tavlada başlangıç biraz daha farklı. Ama biz şu anda geleneksel tavla öğrendiğimiz için e, oyuna bu şekilde oyuna başlıyoruz. Oyuna başlangıç hakkı kazanan i̇lk oyuncu iki zarı ile ilk atışını yapıyor. Zar atışlarında iki zarın da oyun alanı içerisine düşmesi gerekiyor. Yani e, tüm yüzeylerinin tam şekilde zemine oturması sağ ya da sola düşebilir. Geleneksel tavlada pul üstünde kalabilir. Fakat e, zemine tam şekilde oturması gerektiği için bu şekilde kalan zarlar ya da bu şekilde kalan zarlar e, ya da sahanın dışına çıkan zarlar geçerli olarak sayılmıyor. Bu böyle bir atış yaparsanız, geçerli olmayan bir atış yaparsanız atışı tekrarlamanız gerekiyor. İkinci atışı da tekrar aynı şekilde yapıyorsunuz ve iki e, zar da yüzeye tamamen oturuyorsa atışınız geçerli sayılıyor. Atış sonrasında zarların üzerinde gelen rakamları pullarımızla seçtiğimiz yönde yani biz bu yönde ilerlediğimiz için bu yönde e, haneleri ilerleterek oynayabiliyoruz. Örneğin 5 rakamını 1 2 3 4 5 ve 1 2 şeklinde oynayabiliriz. Ya da eğer istersek iki farklı pull değil de tek pull'da 1 2 3 4 5 1 2 şeklinde oynayabiliriz. Yani hem İki pulumuzu ya da hem tek pulumuzu bu ortadaki kombinasyonu oynayabiliriz. Tavlada zar atışlarında bir de çift zarlar vardır. Çift zarlar demek her iki zarın da aynı rakamda gelme durumu demektir. Bu çift zarlar tavlada daha farklı şekilde oynanır. Gelen zarlarda sayılar 4 defa toplamda oynanır. Bunlar şu şekilde oynanabilir. İki zarımız, iki pulumuzu 2, İki pulumuzu iki toplam dört oynayabiliriz. Yani bunu biraz daha şu şekilde anlatırsak. Birinci iki, ikinci iki, üçüncü iki, dördüncü iki şeklinde oynayabiliriz. Ya da üç tane ikiyi buradan oynayıp diğer son dördüncü ikiyi de diğer pulumuzla oynayabiliriz. Ya da istersek birinci iki, ikinci iki, üçüncü iki ve dördüncü iki şeklinde Tek pulumuzla da dört ikimizi, dört tane ikimizi oynayabiliriz. Tabii buna şöyle bir örnek de verebiliriz. 2 iki yerine dört dört olabilir. İki tane dördümüzü buradan, iki tane dördümüzü buradan oynayabiliriz. Ya da iki dördümüzü buradan, 3. dördümüzü buradan, dördüncü dördümüzü de. Buradan toplam 4 tane 4 oynama şeklinde çiftlerimizi Bu aşamada bazı terimleri öğrenelim. Az önce bu kısımların hepsinin bir hane olduğunu söylemiştik. Bunlara tavlada e, diğer bir isimle ev de deniyor. Yani bunların hepsi hane ya da ev e, olarak adlandırılabiliyor. Bunun yanı sıra tavlada kapı diye bir tabir var. Kapı demek birden fazla pulun üst üste gelmesi demek. Yani şu pul bir pulun üstüne 2 ile bunu oynadığımızda bu bir kapı oluyor. Tavlada buna kapı ismi veriliyor. Bu yapıya. Ve birkaç tane kapının yan yana gelme durumu ise blok deniyor. Yani şurada 1, 2, 3 kapı yan yana gelmiş. Buna bir üçlü blok adı veriyoruz. Ya da şurada bir kapı yaptığımızda dörtlü blok ya da şu şekilde ikili blok Yapmış oluyoruz. Bunlara da blok adı veriyoruz. Tavlada bir de pulların oynatamayacağı durumlar var. Örneğin biz 6-3 atmış olalım. Bu 6-3 kombinasyonunu biliyorsunuz. Oynayacağız. Şu şekilde bir örnek verelim. Rakibimiz buralarda kapılarını almış ve burada bir üçlü blok yapmış olduğunu varsayalım. Biz de 6-3 attığımızı varsayalım. Bu pullarımızla 6-3 oynamaya çalışıyoruz. 6 hanemizde bizim 6 oynayacağımız hanemizde rakibimizin bir e, kapısı var. Yine 3 oynayacağımız hanede de rakibimizin bir kapısı var. Burada şu bilgiyi verelim. Rakibimizin kapısı olduğu olan hanelerde biz geçiş yapamıyoruz. Yani buralara oyun oynayamıyoruz. Bu yüzden 6 ve 3 hanelerimiz, 3 oynayacağımız hanelerimiz dolu olduğu için bu pullarımızla bu oyunu oynayamıyoruz. Bu şekilde 6 buradan 3 buradan oynayabiliriz ya da 6 3 şeklinde de bu hamleyi oynayabiliriz. Aynı şey bizim için de geçerli. Buraları kapattığımızda rakibimiz 6 3 attığında ya da başka bir örnek verelim. Rakibimiz burada 4 4 attığında bu pullarıyla 4 tanesini biz kapattığımız için burada 4 tanesinde bizim kapılarımız olduğu için bu pullarıyla 4 oynayamıyor. Bu yüzden buralardan 4 ve 4 şeklinde oynamak zorunda kalıyor. Onun için tavladaki kapıların önemini burada öğretelim. Tavlada ne kadar çok kapı alırsak rakibimizin oynama hanesini, oynama alanını o kadar çok kısıtlamış oluruz. Aynı şey bizim için de geçerli. Rakibimiz ne kadar fazla kapı alırsa Bizim oynama esnekliğimizi kısıtlamış oluyor. Evet pulları oynayamayacağımız durumlara şöyle bir örnek daha verelim. Oyun içinde şu tarz bir pozisyon başımıza gelebilir. Örneğin burada 4-4 atmış olalım. 4-4 oynamamız gerekiyor. İçerideki toplama bölgemizdeki pullarımızı 4 oynayamıyoruz. Çünkü burası 3 ve 4'e kadar müsaade etmiyor. Şurada olsa 4 4'ümüzü oynayabiliriz fakat burada bulunduğu için dördümüz burada yok. Diğer pullarımıza bakıyoruz. Burada ve burada ikişer pullumuz var. Ama buradaki dördümüz de rakibimizin karşısında dört hanesinde dört gideceği hanesinde kapı olduğu için müsaade etmiyor. Ve buradaki pullarımız da yine aynı şekilde rakibimizin dört hanesinde kapıları olduğu için burada müsaade etmiyor. Yani bu durumda biz 4-4 attığımızda hiçbir yerden pullarımızı 4-4 oynayamayacağımız için e, hamle sırasını rakibimize devrediyoruz. Bu şekilde e, hiçbir hareket yapamıyoruz. Ama bu örneğin buzar 4-1 olsaydı biz 1 ve 4 şeklinde e, oynayabilirdik ya da aynı şekilde buradan 1 ve 4 şeklinde e, bu hamleyi yapabilirdik. Burada bir de kırmak diye bir durum var. Yani pulların kırılması. Örnek verelim şu pozisyonda. Burada 4-1-60 olalım. Rakibimizin burada savunmasız tek bir pulu var. Burada biz 4-1-60 olalım. Burada 4 ve 1 oynadığımızda rakibimizi burada kırıyoruz. Yani sıra rakibimizin savunmasız olan hanesine üstüne bir pul getirdiğimiz zaman rakibimizi kırmış oluyoruz. Kırmış olduğumuz pullar buraya bara konuluyor. Kırmaya diğer bir örnek daha verelim. Şurada 5-2 atmış olalım. Rakibimizin burada savunmasız bir pulu var. Gördüğünüz gibi bizim burada 4 pulumuz buraya yerleşmiş durumda. 5-2 attığımızda 1, 2, 3, 4, 5 ve 2 şeklinde rakibimizin savunmasız pulunu kırabiliriz. Ya da aynı şekilde şu da olabilir. Hamle sırası rakibimizde olsun. Rakibimiz 6-3 atmış olsun. Burada bizim sonmasız bir pulumuz var. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ile ve 3 ile bu pulumuzu bizim kırabilir. Bir diğer konumuz da kırılan pulların tekrar oyuna girmesi. Şimdi e, şurada şöyle bir örnek gösterelim. Rakibimiz bizim e, pulumuzu bir tane pulumuzu kırmış olsun bizim bu pulumuzu tekrar oyuna döndürmemiz lazım. Nereden başlıyoruz? Rakibimizin toplama kısmına bizim giriş yapmamız lazım. Ne şekilde giriş yapmamız lazım? Zar sırası e, bize geçtiği zaman zarımızı atıyoruz ve attığımız zarlar rakibimizin boş hanelerinden bir tanesi olması gerekiyor. Oyuna giriş yapabilmemiz için. Yani burada bakıyoruz bir hanesi dolu, iki hanesi boş, üç 4 hanesi dolu, 5 hanesi boş, 6 hanesi dolu. Yani biz sadece 5 ve 2 rakamı atarak buralara giriş yapabiliyoruz. Yani 5 2 attığımızda 2'ye ya da 2'ye girip 5 oynama ya da 5'e girip başka yerden ya da buradan 2 oynama şansımız mevcut. Ama biz 4 3 attığımızda 4 ve 3 hanelerinde rakibimizin kapısı olduğundan dolayı giriş yapamıyoruz ya da 2-4 attığımızda 2'ye giriş yapıp 4'ü zaten burada oynayamıyoruz. 4 bu şekilde oynayabiliriz. Eğer attığımız zarda içeri giremiyorsak yani örnek verelim. 4-4 attıysak 4'ü de dolu olduğu için içeri giremiyoruz. Ee, bu yüzden hamle sırası rakibimize geçiyor. Biz bardaki pulumuzu içeri girmeden yani oyuna tekrar sokamadan başka herhangi bir yerden e, pullarımızı oynatamıyoruz yani barda kırık bir pulu olan oyuncu kesinlikle girmek zorunda içeriye aynı şekilde rakibimizin de pulunu bizim kırdığımızı düşünürsek sadece 5 kapımız açık olduğu için e, sadece 5 atarak örneğin 5-4 atarak e, oyuna giriş yapabilir 5 ile giriş yapabilir onun dışında bütün zarlar e, girmeye müsaade etmiyor yani 6-4 attığında 6 ve 4 taneleri dolu olduğu için rakibimiz giriş yapamıyor. Sadece 5 ve 5'in yanına gelen herhangi bir sayılarla e, giriş yapabilir. Aksi takdirde rakibimiz de bu durumda oy oynayamıyor. Tüm kapılarımız eğer kapalıysa yani şu durum mevcutsa rakibimizin zaten zar atmasına gerek yok. Çünkü tüm kapılarımız e, burada. Kapalı durumda yani girme ihtimali sıfır olduğu için Başka da hamle yapamadığı için Direkt biz atış sırası sürekli olarak Ta ki burada tek bir kapı açana dek Bizim sıramıza geçiyor Bir de birden fazla kırık olma durumu var Örneğin burada iki kırığımız olsun Sadece biz sıra bizdeyken 5 ve 3 atarak rakibimizin hanelerine giriş yapabiliyoruz Gördüğünüz gibi 3 ve 5 haneleri boş. 5 3 atarak bu iki pulumuzu oyuna sokabiliriz. Burada 6 5 attığımızı varsayalım. 5'i rakibin boş ve giriş yapabiliyoruz bir tanesini 6 hanesi do dolu olduğu için ya da yine 5 1 olarak örnek verelim. İlk pulumuzu 5'e girdik. İkinci pulumuz pulumuzu da 1'e maalesef giremiyoruz. Bu durumda 4 1 attığımızı varsayalım. 4'te ve 1'de de kapıları bulunduğundan her iki pulumuzda da içeri giremiyoruz ve oyuna sokamıyoruz. Oyuna sokamadığımız için kırık kırığımız olduğumuzdan dolayı bu kombinasyonları başka pullarla maalesef oynayamıyoruz. Oynayabilmemiz için tüm pullarımızın da oyuna giriş yapabiliyor olması gerekiyor. 2'den fazla kırığımız da olabilir. Örneğin 3 kırığımız da olabilir. Bu 3 kırığımız da aynı şekilde e, ee, örneğin 4 3 attığımızda sadece bir tanesini 3'e girebiliyoruz. 3 kırmızı aynı anda girme şansımız sadece şu olabilir. Ee, 3 3 atma durumumuz olabilir. 3 3 attığımızda az önce zarların oynanması kuralında ee, 4 defa oynandığı için 3 girdiğimizde 3 tane pulumuzu buradan 4.sünü de bu şekilde oynayabiliriz. Ya da aynı mantıkla gittiğimizde 5-5 atma durumumuzda 3 tane 5'imizi burada kullanıp 4. 5'imizi de diğer pullarımızla ya da bu şekilde bu pulumuzu dışarı çıkarak kullanabiliriz. Evet oyun sonuna giriş ve toplama pul toplama kısmındayız. Oyunumuzun son kısmı burası. Yani iki rakipte iki oyuncu da kendi hanelerine pulları tüm pullarını top getirmiş ve burada artık e, toplamaya başlıyor. Yani i̇lk önce bütün pullarını toplayan taraf biliyorsunuz oyunu kazanıyor. Burada nasıl toplama yapılır? Bunun hakkında bilgiler verelim. Şimdi burada 6-4 atmış olalım. 6-4'ü nasıl oynayacağız? Artık e, pulları ilerleme değil toplama safhasına geçtik. Çünkü tüm pullarımız toplama alanımıza giriş yaptılar ve toplama safhasına geçtik. Burada da bir hanesi, 2 hanesi, 3 hanesi, 4 hanesi, 5 hanesi ve 6 hanesi var. Bu hane üzerindeki pullar var. Örnek veriyorum biz 6 4 attığımızda 6 hanemizdeki puldan zar'daki gibi bir tane alıyoruz ve 1 2 3 4 hanesindeki pulumuzdan bir tane alıyoruz. Yani 6 4 attığında toplamaya geçtiğimizde 1 6'dan 1 de 4'ten alıyoruz. Toplama esnasında bir de sallamak diye bir tabir var. Sallamak da şu şekilde. Örnek verelim. Burada bu konumda 5-2 attık. Burada 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 hanelerimiz var. Tüm hanelerimizde bir pulumuz var ama 2 hanemizde gördüğünüz gibi pulumuz yok. Bu, bu durumda şunu yapacağız. 5'ten 5'teki hanemizdeki bir tane pulumuzu alıyoruz. Ama Maalesef 2 hanemizde bir pulumuz bulunmuyor. Bu yüzden burada bir pul alamıyoruz. 2'yi de herhangi bir yerden iki şeklinde sallıyoruz. Yani normal diğer oyunumuzun başında ve ortasındaki gibi ilerliyoruz. Toplama esnasında alamadığımız durumlara sallamak deniyor. Burada 5'i alıyoruz ve 2'yi sallıyoruz ya da şu şekilde 2'yi sallıyoruz. Oyunun her bölümünde olduğu gibi toplama esnasında da çift atmak çok değerlidir. Ee, yine aynı şekilde 4 e, şekilde oynanır. Yani burada 4 4 attığımız durumda 4 hanemizde 1 2 3 4 hanemizde 4 tane pulumuz olduğu için ve çift geldiği durumda 4 kere oynama hakkımız olduğu için 4 pul da alabiliyoruz. 4 tanesini de bu şekilde alabiliyoruz. Yine aynı örneğin devamında 4 tanemizde 3 adet bulumuzun olduğunu varsayalım. 4 4 attığımızı varsayalım. Burada 1 2 3 tane dördümüzü alıyoruz. Dördüncü dördümüzü de 4 tanemiz boşaldığı için ee, sallamak zorunda kalıyoruz. Yani buradan bir pulumuzu 2 4 şeklinde dördüncü dördümüzü de bu şekilde oynamak zorunda Toplama kalıyoruz. Toplama esnasında karşılaşabileceğimiz en son durumsa şu. Bu durumda 6-4 attığımızı varsayalım. 1-2-3-4-5-6 hanemiz boş. Burada bir oynamamız gereken 6 zarımız var. Eğer 6 hanemiz boşsa 6 oynayacaksak burada en yakın büyük zardan 6'ymış gibi alıyoruz. Yani 5 hanesinden 6 pulunu 6 zarını alıyoruz. Ve direkt diğer 4'ümüzü de 4 hanesinden alabiliyoruz. Buna şöyle de bir örnek verelim. Şöyle bir örnek verelim. Yine e, aynı durumda 6-4 atmış olalım. 6 oynamamız gerekiyor. Altta pulumuz yok. 5'te de pulumuz yok. 6'yı en yakın, en büyük e, haneden alıyoruz. 6 pulumuzu buradan alıyoruz. 4 yine oynamamız gerekiyor. 4'te zaten pulumuz var. Bu şekilde bu zarı da oynayabiliyoruz. Tavlada bir de çapa diye bir tabir var. Çapa da rakibimizin pul toplama alanında bizim yaptığımız kapılardır, aldığımız e, kapı yapılarıdır. Şu gibi e, rakibimizin pul toplama alanında bizim bir e, kapımız varsa buna çapa denir. Aynı şekilde rakibimizin de yine bizim e, pul toplama alanımızda bir kapısı varsa e, bir tehdit unsuru oluşturur ve e, bunlara Çapa Takibimizin burada çapa yapmasının amacı bizim pul toplarken açık verme ihtimalimize karşılık bizi kırıp tekrar buraya başa döndürmek. Bunu amaçlıyor. Biz burada nasıl açık veririz? Bunlardan biraz bahsedelim. Örneğin şöyle bir pozisyondayız ve 6-3 attık. Burada 6-3'lerimizi değerlendirelim. 6'da gördüğünüz gibi pulumuz yok. Bu yüzden alttan pul alamıyoruz. En yakın 6 ne var? 5'ten bir tane pul alıyoruz. 3'ten de yine bir tane pul alabiliyoruz. Böylelikle 2 tane savunmasız mecburen pulumuz kalmış oldu. Ve rakibimiz 1 ve bir sonraki hamlede 1 ve 3 atarak bunları vurabilir. Bizim başka oyunumuz var mı ona bakalım. 6 yine 5'ten almak zorundayız. 3'ten almayıp buradan da sallayabiliriz. Ama yine de bu şekilde de 2 açık veriyoruz. Yani 2, e, 3 ve e, diğer durumda da şu şekilde yaparsak 6, 3 yine alırsak burada da 1, 3'ü e, rakibimizin attığı her türlü 1'ler ve 3'ler e, bunları kırıyor. Diğer durumda da şu şekilde de 2 ve 3 yine rakibimizi bizi kırıyor. Bu yüzden burada rakibimize açık vermiş oluyoruz. Yani burada e, artık to son aşamaya geçmişiz. Bütün e, pullarımızı topluyoruz ve rakibimiz e, çok uzakta pul toplamaya bile başlamış. Biz oyunu tam bitirecekken böyle bir şanssız bir zar atıyoruz, açık veriyoruz ve rakibimiz burada ikisini de kırdığında biz en başa buraya dönmek zorundayız. Bu da e, yine e, tavla oyununun bir cilvesi e, Yani her an her şey olabiliyor tavla oyununda. Ne kadar iyi gitseniz bile, bizler e, her şeyi mahvedebiliyor. En başa dönebiliyorsunuz ve rüzgar tersine dönebiliyor. Bu da bu oyunu güzel kılan e, sürprizlerden bir tanesi. Oyunun sonunda ise e, pullarını rakibinden önce toplayan oyuncu e, oyunu kazanıyor. Burada da yine şöyle bir örnek verelim. Rakibimizin 3 pulu kalmış. Bizim 2 pulumuz kalmış. 4-3-60 olalım. 4'teki bir pulumuz var zaten. Zaten tek bir pulumuz kaldığında da 3'ümüz boş. En yakın 2 var. Bunu alıyoruz ve o oyunu, içinde bulunduğumuz oyunu kazanmış oluyoruz. Her oyun kazandığımızda 1 puan alıyoruz. Genelde tavla oyunları... 5 oyun üzerinden ülkemizde oynanıyor. Ama 7, 9, 11, 13, 15 şeklinde de oynama şansımız var. Ama genelde ülkemizde geleneksel tavla 5 oyun yani 5 sayısını alan, 5 puanı alan kazanmış oluyor. Toplama aşamasında bir bilgi daha verelim. Muhtemelen bazı yerlerde karşılaşacaksınız. Ülkemizde yanlış bilinen bir kural var. Toplamada ilk önce büyük zar oynanır diye bir e, iddia var ortada. Fakat böyle bir kural yok. Örne şu örnekle açıklarsak. Yani burada e, 6 biri önce büyük zar oynadığımızda açık vermek zorundayız. Yani alttan bir tane alıyoruz. Birden de herhangi bir yerden salladığımızda bir tane mecburen e, rakibimize açık veriyoruz. E, ama tavlada bu durumda kural şudur. Her iki zarda oynanabiliyorsa yani iki zarında oynanma ihtimali varsa ilk olarak küçük zarda oynanabiliyor. Tavla kurallarında bu var. Yani burada ilk önce biri oynayıp daha sonra 6'da boş olduğu için 5'ten açık vermeden alma şansına sahipsiniz. Bu ülkemizde yanlış empoze edilmiş bir kural büyük zar önce oynanır diye bir kural yok. Ufak zarı da önce oynayıp daha sonra büyük zarı oynayabilirsiniz. Yani... Tavlada bu kısımda öğreteceğimiz son kural ise Mars kuralı. Ee, oyunun sonuna geçmişiz. Biz bütün e, pullarımızı gördüğünüz gibi toplamışız. Sadece iki tane kalmış. Ve rakibimiz de toplamaya henüz geçememiş. Çünkü bir tane pulu içeri girmeye çalışıyor. Sıra bizde 3-1 atıyoruz. Mesela herhangi bir zar burada atıyoruz. 2-1'e kadar hepsini alıyoruz zaten burada bütün zarlarla. 2-1 attığımızda 2 pulumuzu da alıyoruz. Ve rakibimiz biz pul toplamayı bitirdiğimizde herhangi bir pul toplamadıysa bu oyun Mars bitmiş oluyor. Yani burada 2 pul dışarıda kalabilir. Tek pul dışarıda kalabilir. Ya da bütün pulları içeri girmesine rağmen hiç pul alamamış olabilir. Bir tane bile alsa Mars'tan kurtuluyor. Fakat burada biz son pulumuzu aldıktan sonra eğer hiç bir pul alamadıysa rakip ya da dışarıda pulları kaldıysa bu Mars durumu oluyor. Ve Mars olduğunda oyun Mars olduğunda 2 puanlık oluyor. Yani Mars eden taraf 2 puan kazanmış oluyor. Mars olan taraf da 2 puan rakibine vermiş oluyor. Evet buraya kadar tablo oyununun genel kurallarını, hareketlerini, temel terimleri ve puanlamaları öğrendik. Bundan sonraki orta seviye ve ileri seviye bölümlerinde ise bu oyunu Nasıl daha iyi oynayabilirsiniz? Bunlar hakkında bilgi vereceğiz. Videoların devamı gelecek. Bundan sonraki videolar konu konu yapacağız. Yani her konu biraz daha detaylı olduğu için detaylı şekilde anlatacağız. Bu yüzden lütfen videolarımızı takip edin ve sırayla yayınladığımız videoları takip ederseniz konu sırasına göre sizin için daha uygun olacaktır. Bu videoyu da beğendiyseniz beğen tuşuna lütfen basalım ve kanalımıza lütfen abone olalım. Bundan sonraki dersleri daha rahat takip etmeniz açısından e şimdiden bütün rakiplerinizle keyifli oyunlar, tavla hayatınıza başarılar diliyoruz.